Herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Şimdiki tarifim patatesli, peynirli el açması tepsi böreği. Böreğinizi isterseniz hemen pişirin, isterseniz de derin dondurucuya kaldırıp istediğiniz zaman çıkartıp pişirin. Ben iki tepsisini pişireceğim, bir tepsisini de derin dondurucuya kaldıracağım. Üstü çıtır çıtır, içi ağızda eriyen çok güzel bir tarif. Hemen başlayalım. Hamur için malzemelerim 1 su bardağı ılık süt, 2 su bardağı ılık su, 1 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı da tuz. Karıştırma kabıma ılık sütümü ve suyumu alıyorum. 1 tatlı kaşığı kuru mayamı ekliyorum. Tahta kaşık ya da plastik kaşıkla şöyle bir karıştıralım. Yumurtamı ve 1 yemek kaşığı sirkemi de ekliyorum. Sirke böreğinizin daha kıyır kıyır az da eriyen bir kıvamda olmasını sağlıyor. Yine kaşıkla karıştırmaya devam ediyorum. Yavaş yavaş unumu ekliyorum. Un miktarı unun kalitesine göre değişebilir. O yüzden miktar vermedim. Yavaş yavaş ekleyin. Yumuşak, ele yapışan bir hamur elde edene kadar yoğuracağız. Kaşıkla karıştırmaya devam ediyorum. Tuzunu eklememiştik. Biraz daha un ekleyip üzerine tuz ekliyorum. Tuzunu mayaya hemen temas etmemesi için sonradan ekledim. Hamurunuzu ön yoğurma olarak kaşıkla yoğurursanız daha çabuk toparlanıyor. Kaşıkla zorlaşıncaya kadar karıştırdım. Daha sonra elimle devam ediyorum. Hamur çok sert olmayacak. Biraz ele yapışan bir kıvamda olacak. Kullandığım malzemelerle 2 orta boy, 1 tane de küçük boy tepsi böreğim çıktı. Malzemeleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. Hamurum toparlanmaya başladı. İyice yoğurdum. Çok sert bir hamur olmasın. Dediğim gibi biraz ele yapışan kıvamda olsun. Kabımın kapağını kapatıp 40 dakika dinlendireceğim. Bu arada ben iç malzemesini hazırladım. 5 tane orta boy patatesi rendelemiştim. Bir kasede beyaz peynirim var. Daha önceden kalan peynirlerimi ben rendeleyip derin dondurucuya atıyorum. Onu kullandım. Yarım demette maydanoz doğradım. Tuz ve pul biber ekledim. İsterseniz biraz da karabiber ekleyebilirsiniz. Güzelce karıştıralım. Ispanaklı ya da kıymalı bir iç harcı da hazırlayabilirsiniz. Bu arada hamurum da dinlendi. Elimi hafif una batırarak hamurumun havasını aldırıyorum. İsterseniz biraz yağ da batırabilirsiniz. Kabım da biraz zor olduğu için tezgahıma çıkartıyorum. Biraz da tezgahımda yoğurarak bezeleri ayıracağım. Hamurumu önce ikiye kesiyorum. Hamurumu yuvarlayarak birazcık uzattım. Bezelere keseceğim. Mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyorum. İsterseniz biraz daha küçük yapabilirsiniz. Daha küçük yufka açarsınız. Masamın kenarına biraz un serptim. Yaptığım bezeleri oraya koyuyorum. Yufkalarımı masamın üzerinde açacağım. Daha rahat hareket edebilmek için bezelerimi bir tepsiye aldım. Hepsini yaptıktan sonra üzerine bir mutfak örtüsü örtüyorum. 10 dakika dinlendireceğim. İlk yaptığım bezeden başlayarak açıyorum. Yufkamı açarken altına ve üstüne un serptim. Yine açmaya devam ederken arada bir unluyorum. Açabildiğimiz kadar açacağız. Ben böreğimi yaptığımda bayrama 6 gün vardı. Yaptığım böreğimin küçük tepsisini derin dondurucuya kaldıracağım ve bayram günü sabahı kahvaltı için pişireceğim. İsterseniz hepsini pişirin ve piştikten hemen sonra saklama kabına koyup yine derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Öyle de tazeliğini hiç bozmuyor. Kıyır kıyır çok güzel oluyor.
Yufkamı açabildiğim büyüklüğe kadar açmaya devam ediyorum. Böreğimizin üzerinin çıtırlığı yağından geliyor. Ben bol tereyağı ve biraz da zeytinyağı kullandım. Önce 3 yemek kaşığı tereyağını tavada erittim. Üzerine 1 çay bardağı kadar zeytinyağı koydum. Yufkamın arasını yağlıyorum. Böreklerimin aralarına ve üzerlerine bol bol yağ kullandığım için yağım yetmedi. Tekrar 3 yemek kaşığı tereyağı erittim ve 1 çay bardağı da zeytinyağı kullandım. Siz isterseniz biraz margarin ya da sıvı yağ da kullanabilirsiniz. İç harcımdan da koyuyorum. Benim iç harcım patatesli olduğu için patates biraz ağır oluyor. Az koyuyorum. Her tarafına serpiyorum. Uç kısmından başlayarak yufkamızı katlayalım. Eğer kalın olduğunu düşünürseniz yufkanızı ortadan keserek yarım yarım yapın. Böreğimizin kıyırlığı için bir püf noktası da böreği sıkı sarmayalım. Elimizle hafif ittirerek gevşek gevşek sarıp biraz da büktürelim. Böyle bir orta boy yuvarlak tepsim var. Altını yağlıyorum. Yaptığım yufkalarımı yuvarlayarak yerleştiriyorum. İsterseniz dikdörtgen fırın tepsisine uzun uzun da koyabilirsiniz. Ben ikinci yufkamı da açmaya başladım. Pezemin altına ve üstüne un koydum. Açarken yine ara ara un serpiyorum. Bu videomu çektikten sonra bayrama yapmak isteyenler için hemen paylaşmak istedim ama bazı telaşlardan dolayı paylaşamadım. Hafta sonu oğlum sınava girecekti. Onun telaşı biraz da bayram hazırlıkları derken Allah böyle tatlı telaşlar versin inşallah. Bu arada oğlum da sınava girdi. Çok iyi geçti. İnşallah iyi bir puan bekliyoruz. Oğlumun girdiği sınav lise sınavıydı. Kızım da bayramdan sonra inşallah üniversite sınavına girecek. Onun için de dua ederseniz sevinirim. Rabbim bütün çocuklarımızın emeklerini boşa çıkarmasın. Gönüllerindekine en önemlisi de hayırlısını versin inşallah. İkinci yufkamı da açtım. Arasını yağlıyorum. Yağını ne kadar bol yaparsanız daha kıyır kıyır, çıtır çıtır oluyor. Ben tereyağını çok seviyorum. Kıyırlığını, çıtırlığını. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. İç harcından da yine koyalım. Yine gevşek gevşek sarıyorum. Hafif büktürelim ve tepsimize sarmaya devam edelim. Yufkalarımı tek tek açıp böreklerimi yaptım. Dediğim gibi 3 tepsi böreğim oldu. Üzerlerine de bol bol yine tereyağlı karışımımdan sürüyorum. Böreğinizi dolaba koyup sonradan pişirecekseniz yağını sonra da sürebilirsiniz. Dolaptan çıkarttıktan sonra hemen yağını sürün ve fırına verin. Ben bu küçük tepsimi dediğim gibi bayram sabahı pişireceğim. Üzerine streçle kapattım. Bu şekilde derin dondurucuya atacağım. Böreklerim pişmeye hazır. Fırınım 200 dereceye ayarladım ve ısıttım. Altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Böreklerim pişmeye devam ediyor. Mis gibi tereyağlı, çıtır çıtır harika oldu. Börekleriniz piştikten sonra dilimleyip soğuduktan sonra saklama kabına alıp hemen derin dondurucuya atarsanız yeni pişmiş gibi tazeliğini koruyor. Ben çıtırlarını göstermek için sonradan dilimledim ama pişmeden önce dilimlerseniz daha kolay olur. Sesini de duyduğunuz gibi dışı çıtır çıtır, içi ağızda eriyip giden çok güzel bir börek oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Şöyle bölerek bakalım. Tel tel ayrılıyor. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz, destek verip abone olursanız sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.